Terör örgütü DAEŞ'a karşı yürütülen telafer operasyonuna destek veren Amerika ve İngiltere, Türkmenlerin kalesi olan şehirde hakimiyet kurma planı yapıyor. Eğer önlem alınmazsa Amerika kente ortağı PKK'yı yerleştirip Erbil, Telafer, Sincar, Haseke, Rakka hattını güvenli hale getirecek. Ardından da terör koridorunun Irak-Suriye bağlantısını tamamlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere telafer operasyonunda neden yer aldı? İşte bu sorunun cevabı artık çok net ortada. Kirli plan deşifre oldu. Tüm dünyanın gözü terör örgütü DAEŞ'e karşı telafer operasyonuna çevrilirken bir hafta sonunda Irak ordusu, Haçlı Şabi, Türkmen aşiretlerden oluşan güçler telafer ilçe merkezine ulaştı. Bu sırada operasyonda Amerika'nın hava gücünün yanı sıra perde gerisindeki varlığı dikkat çekti. Irak Türkmen cephesi ve yöneticisi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Milletvekili Aydın Maruf, operasyona Amerika'nın da katılacağını, bu maksatla şehrin doğusunda üs kurduğunu ve burada askeri danışmanlarla topçu birliklerini konuşlandığını açıklamıştı. Amerika'nın operasyona katılımı noktasında güvenlik uzmanları bir kez daha terör koridoru planlarına işaret ediyor. Zira her yerde olduğu gibi Telefer'de de büyük ortağı PKK. Amerika'nın Sincar operasyonuna benzer bir hamleyi Telefer'de de yapıp Peşmerge ve PKK'lı teröristlerle ortak bir operasyon planladığı değerlendiriliyor. Operasyonla amaç Erbil, Telafer, Sincar, Haseke, Rakka istikametini tamamen güvenli hale getirip terör koridorunun Irak-Suriye bağlantısını tamamlamak. Çünkü bu gerçekleştiğinde Amerika için Erbil'deki havaalanına getirdiği ve buradan Suriye'ye nakledeceği her türlü lojistik desteğin ulaşımı kesintisiz sağlanabilecek. Bugün en büyük endişe Musul'da, Haseke'de, Hama'da, Humus'ta ve İdlib'de görülen manzaraların Telafer'de yaşanması. Telafer'den Türkmenlerin kovulması operasyonu kaçınılmaz görülüyor. Bu da bugün Sünni düşmanı bir yapı olarak bilinen Haçlı Şabi unsurlarının desteğiyle yapılıyor. Irak'ta Musul'a bağlı bir ilçe olan Telafer, %75'ini Sünni, %25'i Şii olan bir Türkmen yerleşim yeri. Musul'un 60 kilometre batısındaki ilçe, Irak'ta nüfusun tamamının Türkmen olduğu tek ve en kalabalık ilçe. DAEŞ'ın varlığı ile birlikte ilçenin nüfusunun azaldığı iddia edilse de şu an itibariyle nüfusun 500 bini aştığı belirtiliyor. Telafer, Türkmenler arasında direniş kalesi olarak da öne çıkmış bir ilçe. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmek zorunda kalmasının ardından işgale karşı ilk ayaklanma Telafer'de olmuştu. Güvenlik uzmanları Türkiye'nin vakit kaybetmeden Türkmen aşiretlerle irtibata geçerek sahadaki gelişmeleri yakın takibi almasının önemine işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri PKK ile Rakka'da ve diğer bölgelerde yani Suriye'de işbirliği yapıyor ama gördüğümüz kadarıyla Haçlı Şabi ile yani İran yanlısı milis güçleriyle de hem Musul'da hem Telafer'de gayet güzel yan yana bir savaş operasyonu gerçekleştirdiler. Doğru mudur? Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin bu coğrafyaya ilgilenmesi bence şu. Evet. Maça 11 kişiyle çıkmıyorlar. Maça 22 kişi artı hakemlerle beraber çıkmaya çalışıyorlar ki temel hedef ve maksat şu. Kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybetsin. Temelli kazanan biz olalım. Ha, yani bu an birbiriyle hasım olan, rakip olan, birbiriyle kavga eden grupları dahi sahada dönem dönem karşılıklı olarak desteklediklerine çok tanık olduk. Evet. Burada tabii telafer operasyonu üzerinden bir cümle kurmak gerekiyor. En başta 2000 DAEŞ'dan bahsediliyor telaferde. Şimdi Irak Güvenlik Kuvvetleri'nin yapmış oldukları açıklamalara bakıldığı zaman 350-400 civarında DAEŞ'in imha edildiğini görüyoruz. Geriye kalan 1500'den DAEŞ'in ne oldu? Ne oldu? Bu operasyon, Musul operasyonu kadar uzun sürmesi öngörülen telafer operasyonu nasıl bir haftada bitti? Bu sorunun cevabı hala ortaya çıkmış değil. Amerika Birleşik Devletleri, eğri oturalım, doğru konuşalım. Hem Musul operasyonu hem bu Kerkük meselesini yaparak Musul Kerkük'e el mi koydu? Yani bir kere kendi istediği şekilde refleks üretebilecek. Evet. Sahada kendi proksisi veya
vekalet savaşçısı, vekalet gücü gibi davranabilecek bir yapıya teslim etmek istediği gözüken bir fotoğraf. Gerçek bu.